Herkese merhaba arkadaşlar. Endeksin bugünkü yükselişinde kanımca geride kalmış olan bizim endeksimizin yapmış olduğu düşüşe zaten düzeltmesinde yakalanan bazı hisseler var. Birkaç tane. Onlara ben bir inceleme yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte onlardan belki faydalanabiliriz. Bunlardan bir tanesi Doğan Holding. Doğan Holding yapmış olduğu zirve hareketlerinden sonra düzeltme eğilimi içerisinde 4.27 zirve seviyelerinden yaptığı düzeltme ile birlikte EMA 144 seviyesinin altında EMA 233'e doğru bir iğne atarak düzeltmenin en dip noktası olan 2.86 seviyesine kadar bir geri çekilme gerçekleştirmişti. Şimdi son bir haftadır yukarı yönlü toparlama eğilimi içerisinde olan hissenin 5.10, 21, EMA 55, EMA 89 seviyelerin bir kaos yarattığını, birbiri içerisine giriştiğini görüyoruz. Bu noktada 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi hisse için bugün güzel bir görüntü sergilemiş oldu. Zira 3 gündür yukarı aşağı bir kararsızlık aşaması içerisinde endeksin tepkilerini ölçer bir görüntü sergiliyordu. Geçtiğimiz günlerde 3.39 yukarı yönlü bir iğne atan hisse bugün yine bir toparlama eğilimi içerisinde olduğunu gördük. Hisseye bu saatten sonra hisse için özellikle yukarı yönlü hareketin devamı için bir trend oluşturabilmesi için bir dük olma eğilimi gerekiyor. Onu da şöyle baktığımızda günlük periyotta tabii ki dük olmak kolay değil elbette. Fakat uzunca zamandır Şubat ayından beri bir düşüş eğilimi içerisinde olan hissenin de bugün kapanış itibariyle şöyle çektiğimizde bir ufaktan dük olmuş görüntüsü sergiliyor. Bu görüntüyle beraber yarın acaba güzel hareketler yapabilir mi? Zira bugünkü hareketlere eşlik edemeyen %2'lik gibi ufak bir marjla eşlik eden, fiyatı da uygun olduğu için çok da fark edilmeyen Doğan Holding'de acaba işler pozitife döner mi diye bir beklenti içerisine girilebilir mi diye bir inceleme yapıyorum ben de. Baktığımızda RSI'nin 50 seviyesini kırmaya doğru bir yöneldiğini görüyoruz. Aynı şekilde wave trendin de dipten verdiği tepkiyle birlikte yukarı yönlü tekrar bir toparlama eğilimi içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölgede şöyle hemen yine ana ekrana dönüp ortalamalarımızı kapatıp Hull sistemi bir açalım. Hull sistem ne alemdeymiş? Evet, gördüğünüz gibi Hull 50 üzerinde net bir kapanış gerçekleşmiş. Hull 14.50'yi de kesmek üzere günlükte. Bu hisse için pozitif. Aynı şekilde hemen saatlikte de bakalım neler görebiliriz diye. Yine Hull 100 üzerinde saatlik bir kapanış gelmesi hisse için oldukça iyiye işaret benim için. Hacimlerin biraz daha derli toplu kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son saatte gelen hacimde güzel bir yükselen hacim gelmiş. Bu hacimin yarın hisseyi daha yukarılara doğru itmeye çalışacağını düşünebiliriz. Yukarıda direnç bölgesi olarak 3.43 seviyesindeki haftalık R1 direnci karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu bölgede yine günlük pivot değerlerini de açarak daha yakın destek direnç noktası anlamında rakamlar belirlemek oldukça basit bizim için aslında. Gördüğünüz gibi direnç olarak karşımıza 3.35, 3.38 ve 3.44 seviyeleri, R1, R2, R3 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, Doğan Holding hissesi için bunları ifade ettikten sonra hemen emlak konut hissesine geçelim. Yine saatlik periyotta açtığımızda bir 14.50 kesişmesiyle birlikte günlük pivot üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş 1.92'de. Yani 2 günden beri bu bölgede zaten 1.90-1.92 bölgesinde bir sıkışma söz konusu. Bu bölgeden kurtulamadı bir türlü. Bakalım yukarı yönlü bir iğme kazanabilecek mi? Özellikle 2 liranın üzerine atıp tekrar şu tepe bölgesini alabilirse özellikle. Yani şu bölge 2.03 üzerinde ataklarda tekrar yukarı yönlü bir iğme kazanma ihtimali söz konusu olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için dediğimiz gibi günlük ortalamalara da hemen bir bakalım. Bize ne ifade edecek? Arkadaşlar, bu sert düşüşlerin toparlamaları kolay olmayacaktır. Muhtemelen sağa doğru yatayda veya işte bir üçgen formasyonları oluşturarak
bu hareketler genişletilecektir böyle yana doğru, sağ tarafa doğru. Daha sonra yukarı doğru ataklar sergileyebilir. Yukarı yönlü gün içerisinde hızlı iğneler görebiliriz. Yani yukarı yönlü 5-10 kademelik hızlı mal toplama iğneleri diyebiliriz ona. Yukarı yönlü hareketler yapıp geri çekilme veya mal dağıtma da olabilir tabii. Endeksin de pozisyonuna bağlı olarak. Günlük periyotta baktığımızda Hull 14 üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş. Hemen EMA ortalamalarımızı açtığımızda işte 5 günlük ortalama üzerinde tutunamayan 1.92 altında kalan bir durum söz konusu. Bu noktada hissenin gün içerisinde, önümüzdeki gün içerisinde 1.93 üzerinde günlük kapanış alması ve daha sonrasında da 1.97 üzerine kapatması gerekiyor ki bu bölgede gördüğünüz gibi bütün EMA ortalamalar bu bölgede çok sıkışmış bir alana sahip. Bu bölgede direnç noktaları olarak çok fazla dirence sahip ve sürekli satış yiyebileceği noktalardır bunlar arkadaşlar. Bu bölgelere dikkat etmek lazım. Fakat bunların üzerine atar da tekrar toparlama eğilimi içerisine giderse özellikle EMA 21 üzerinde 2.08 civarında güç kazanıp tekrar kendini toparlama eğilimine girer. Zaten burada bir gaplı kopuş kısmı 2.08 kısmı. Burayı almaya çalışan bir görüntüye hakim. Teknik olarak osilatörlerin de diplerden tepki vermeye çalıştığını net bir şekilde görüyoruz. Bunda haftalık pivot açmış mıydık? Hayır, açmadık. Hemen haftalık pivot değeri açarak da haftalık pivotun çok mu altında diye bakacağım. Evet, 1.86 haftalık pivot değerinin üzerinde. O da tutunabilmeyi başarmış bu hafta. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi için özellikle R1 seviyesi olan dediğimiz gibi 2.08 seviyelerin üzerine doğru ataklar sergilemeli. Hemen diğer bir hissemiz olan Oyak C hissesine geçelim. Bakın arkadaşlar, o da tam günü sınırda kapatmış. 7.22-7.21. Yine 5 günlük EMA ortalamamıza takılmış. Buralarda hacim sıkıntısı olduğunu görüyoruz işte. Benim de bahsetmeye çalıştığım bu hacimsel güç gelmeyen hisseler burada yatayda takıldı gün içerisinde. Acaba yarın hisselerde diğer hisselerden bu hisselere geçiş olup bunlara bir hareket gelebilir mi diye benim kendi kafamda bir beklentim oluştu. Bakalım, bunları bu şekilde değerlendirmeye aldık. İzleyip göreceğiz neler yapabileceklerini. Hemen pivot değerlerini kapatıp bir Hull sistem de açıp bakalım. Yine Hull 14 üzerinde gördüğünüz gibi 7.29 direncini aşabilirse yukarı yönlü 7.58 seviyelerine gider. Daha sonrasında 7.57 zaten R1 direnci. İlk etapta bu hedefi yakalamaya çalışması makul olacaktır. Osilatörler yine diplerde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu noktada günlük periyottaki osilatörlerin yukarı yönlü hızlı hareket etmesini beklemek yanlış olur. Bunlar zaman alacaktır. Zamana yayılacaktır. O yüzden daha kısa periyotlardaki hareketlerine eşlik etmekte fayda var. Yani endeksin sert düşüş sonrasında testere piyasasında işler maalesef böyle yürüyor. Yukarı yönlü, aşağı yönlü sert hareketlerle şurada gördüğünüz gibi mesela uzun mumlar çekilebilir. Hem yukarı doğru hem aşağı doğru. Buradan kırılımlarda pivota doğru sarkmalar. Yukarı kırılımlarda ise işte R1 seviyesine doğru hızlı yürümeler söz konusu olabilir. Şu an için yatayda bir sıkışma alanı görüyoruz Oyak C'de de. Onda da emlak konuttaki gibi aynı bir sıkışma söz konusu. Yani 7.07 ile gördüğünüz gibi şu bölge kaçmış. 7.20 arasına sıkışmış bir dar alanda hareketlerini izliyoruz. Burada pozitif olan bana göre Oyak C'nin RSI'nin 50 üzerine atabilmesi ve Wave Trend'in de sıfır hattının üzerine geçebilmesi hisseye pozitif yansıyabileceğini düşünüyorum. Eğer ters bir durum söz konusu olmazsa 7.23'ten sonra yolunun açılması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine şu şekilde hemen günlük pivot değerlerine de bakacak olursak arkadaşlar, direnç destek anlamında ekranın sağındaki rakamları 7.15 üzerinde yukarı yönlü hareketlerine eşlik etmekte fayda var. 7.15'in altında ise aşağıdaki destek noktalarını test etme ihtimali söz konusu olur. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var.
görüntü itibariyle baktığınızda çünkü hani bir ters bayrak oluşumu da söz konusu gibi duruyor. Şuradan aşağı bir düşüş ve yataya sağa doğru bir açılım söz konusu. Hani buradan yukarı tepki verip bir büyük obo mu çiziyor? Yani her türlü düşünceyi aklımızda kurup gerçekleşmesini beklemek lazım ve yukarı yönlü alım direnci geçtiğiniz zaman almak. Aşağı doğru kırılımlarda bir destek noktası koyup bunun altına sarktı mı satmak gerektiğini, borsada fırsat bitmediğini unutmamak lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bir hissemiz Oyak C'den sonra Şişe hissesi var. Hemen ona da bir kısaca değerlendirmede bulunalım. Video biraz uzadı. Farkındayım ama bu 4-5 hisseye bakarak bir analiz yapıyoruz. Evet, Şişe hissesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şu bölgede oluşturduğu sarı yatay destek bölgesi, kırmızı direnç bölgesi. Daha önce ben bunu çalışmışım. Videosunu da çekmiştik. Daha geniş kapsamlı görmek isteyenler biraz geriye doğru giderek bu bölgeyi, yani bu hissenin analizine ulaşabilirler. Bu bölgede gördüğünüz gibi arkadaşlar 7.46 seviyesinde bir direnç oluşturmuş durumda. Hisse bu noktayı kırıp geçebilirse oluşturduğu filama yukarı yönlü kırılmış olur ve sert hareketlerini izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani 6.50'lerden gelen yukarı yönlü 7.40'lara, yani 80-90 kademelik bir hareket söz konusu. Bu hareketin soğumasını güzel bir şekilde hisse yapmış yatayda. Bu bölgede baktığınızda wave trend olsun, RSI olsun aşağılara kadar sarkıtarak güzel bir soğutma işlemi yapmış. Şu an için RSI'nin de wave trendin de orta çizgi üzerinde, yani RSI'nin 50, wave trendin 0 hattının üzerine çıkması hisse için pozitif. Hani hacimlere de baktığımız zaman çok da iyi olmasa da ortalamalara yakın ve ortalamaların bir tık üstünde hareketleri görebiliyoruz. Bu şekilde hareketleri takip etmeye çalışalım arkadaşlar. Yine haftalık pivot değerini şöyle baktığımızda ...7-10 seviyesinde bir haftalık pivot değeri olduğunu görüyoruz. Bu hisse için oldukça aşağıda kalmış bir pivot değeri olmuş. Hisse sert güzel tepki vermiş. Bu tepki ile birlikte önümüzdeki haftanın pivot değerinin de işte 7.30-7.40'larda olacağını söyleyebiliriz. Eğer yarın bu kırılım da gerçekleşip de direnç bölgesi olan R1 seviyesine doğru bir atak gerçekleştirebilirse ise oldukça pozitif yönde hareketler sergileyebilir. Evet, Türk Telekom hissesi birçok insanın ahını aldığını düşündüğüm bir hisse. Yani bu hisseyi videosunu çekip çekmemekte açıkçası kararsız kaldım ama yine de çekelim dedim. Haftalık pivot üzerine atan bir görüntü sergileyip bir onaya dönüş yapar gibi oldu. Sonrasında yine yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmeye çalıştı. 6.78 seviyesinde bir görüntü sergiliyor. Baktığımız zaman EMA seviyeleri de yukarıdan aşağıya doğru böyle sıralanmış bir şekilde tek tek o şeyleri alacak gibi bir görüntü sergiledi. Ben öyle gördüm daha doğrusu. Bu noktada RSI'nin 60'lı seviyelerde güçlü olduğunu, wave trendin de aşırı alım bölgesine girmeye çalıştığını görüyoruz. Bu noktadan sonra yukarı yönlü iğneli hareketler yapabileceğini tahmin ediyorum. Özellikle 7.04 test edip burada üzerinde kalıcı olup olmadığı, buradan gelebilecek kar satışlarının karşılanıp karşılanmayacağı hisse için önemli olacaktır. Günlük periyottaki durumuna da bakacak olursak arkadaşlar, biliyorsunuz yani yine endekse eşlik etmeyen hisselerden bir tanesi. Bu noktada yukarı yönlü eğer bir toparlama eğilimi içerisine girerse şu kopuş bölgesi olan, şurayı daha geniş göstereyim. Yani şuradaki gap boşluğunu almaya çalışacak bir görüntü sergileyebilir bize. Baktığımızda koptuğu yer 7.40'lı seviyelerinin altında direkt taban açan bir görüntüydü. Buradaki gapı alma isteğinde bir görüntü sergileyebilir önümüzdeki günlerde. Evet arkadaşlar, kısaca hisselerden bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günler içinde bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.